Selamünaleyküm değerli Fıtrat TV izleyenleri. Yetişkinler için Kur'an kursu dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde çok güzel, çok önemli bir ayetten bahsedeceğiz. Furkan suresinin 63. ayeti. Ayetin kerime Rahman'ın kullarından bahsediyor. Burada Rahman kelimesinin özellikle ön planda oluşu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Rahman Allahu Teala'nın sonsuz rahmete sahip oluşunu ifade eden bir sıfat ve yalnızca Allahu Teala için kullanılan bir sıfat. Rahman'ın kulları da merhamet sahibi olmalıdırlar. Dolayısıyla biz Allah'a kul olurken merhametli bir Allah'a kul olduğumuzu bilip bizim de insanlara karşı merhametli olmamız gerektiğinin farkında olmamız gerekir. Peki Allahu Teala Rahman'ın kullarını tarif ederken ki bu aslında sadece bu ayette sınırlı değil. Bunun dışında daha birçok ayet var. Onları bağlantılı ayetler bölümüne yazdım. Nasıl tarif ediyor Allahu Teala? Şimdi ona bakalım. Estaizu billah. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنًا Rahman'ın kulları o kimselerdir ki يَمْشُونَ Onlar yürürler, yürümek anlamına gelir ama gezmek anlamına da gelir. Yani gezmek, yeryüzünde hareket etmek ki yeryüzünde tabiriyle birlikte kullanıldığı zaman yeryüzünde yani herhangi bir gezme işlemine verilen aslında bir tabir. Yani sadece yürümek için kullanılan fiili bir şey değildir. Yani siz bugün herhangi bir taşıt da kullansanız bir yerden bir yere hareket ettiğiniz zaman aslında bu fiili gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Nasıl peki bunu yaparlar? Hevnen alçak gönüllü bir şekilde bir şeyi hafifçe yapmak anlamına gelir. Hevn kelimesi. Yani ağırbaşlı bir şekilde bunu yaparlar. Burada şu soru sorulabilir. Tabi buraya kadar okuduğumuz zaman yeryüzünde ağırbaşlı yürümeyi nasıl anlamamız lazım? Yani bunun bu cümlenin ne demek istediğini biz nasıl anlayabiliriz? Yani tam olarak yani kendimizi test etmeye kalksak biz bunu nasıl anlayabiliriz diye soracak olursanız ayetin devamı aslında buna cevap veriyor. Yeryüzünde ağırbaşlı yürümek, alçak gönüllü bir şekilde yürümek nasıl olur diye soracak olursanız İşte bunun cevabı olarak da diyor ki ve izâ khâtabehumul cahilûn onlara cahil olanlar yani bilmezlikten gelenler bildiği halde yanlışta ısrar edenler sataştıklarında ne yaparlar? Kâlû selâme onlar derler ki selam. Selam kelimesi Arapça'da barış anlamına gelir. Selam demesinden kasıt da burada selamet içeren sözler söylerler. Yani kavgayı kızıştıracak değil, barışa ulaştıracak, uzlaşmaya götürecek selamet içerikli sözler söylerler. Çünkü cahil kelimesi burada önemli bir kelime aslında. Bizim Türkçemizde cahil kelimesi maalesef bilgisiz anlamında kullanılıyor. Bu kesinlikle yanlış bir kullanım. Arapça'da cahil kelimesi bilgisiz anlamına gelmez. Bildiği halde yanlış yapan kişi anlamına gelir. Yani çok iyi biliyor, bir şeyin doğru olduğunu çok iyi biliyor ama onun aksini yapıyorsa bu kişiye Arapça'da cahil denilir. Dolayısıyla bu tarz insanlar da zaten yanlış yaptıklarını bildikleri için, doğrusunun ne olduğunu bildikleri için siz bu insanlara bir şey
izah etmeye kalksanız da, anlatmaya kalksanız da onlar sizi dinlemezler. Çünkü zaten biliyor, yani bilmediği bir şey yok ortada. Onların amacı sadece tek taraflı olarak karşı tarafa sataşmaktır, karşı tarafa laf atmaktır. Dolayısıyla bu tarz insanlara karşı sizin yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Bunlara bir takım izahlara gitmek, izahlarda bulunmak bir kar getirmez. Dolayısıyla yapılacak tek şey selam demek onlara, selamet dilemek. Yani ben sana karşı benden sana bir zarar gelmez deyip oradan uzaklaşmak. Bunu yapabiliyorsanız eğer bir kendini bilmez size sataştığı zaman siz bu davranışı gösterebiliyorsanız işte o zaman şu harekette yapabiliyorsunuz demektir. Yani yeryüzünde ağırbaşlı bir şekilde yürüme davranışını yapabiliyorsunuz demektir. Ama birisi size sataştığı zaman siz de altta kalmayıp olayı işte daha da körüklendiriyorsanız, kavgayı daha da büyütüyorsanız vesaire, demek ki siz yeryüzünde ağırbaşlı bir şekilde yürüme fiilini, yani Rahman'ın kullarına yakışan o fiili yerine getiremiyorsunuz demektir. Bununla ilgili de bağlantılı bazı ayetlerimiz şöyle. Lokman suresinin 31. surenin 18. ve 19. ayetleri, İsra suresinin 17. surenin 37. ayeti, Furkan suresinin aynı sure. Bu ayetin devamındaki ayetler, 63. ayetin devamındaki ayetler 64 ile 76'nın arasında aslında Rahman'ın kullarının bütün özellikleri sayılıyor. İşte bir sonraki ayette onlar geceleri kıyamda ve secdede geçirirler. Ya Rabbi sen bizi cehennemin azabından koru diye dua ederler vesaire. İnfak ettiklerinde dengeli bir şekilde infak ederler tarzında. Rahman'ın kullarının bütün özellikleri sayılıyor. Hicr suresi 15. surenin 88. ayeti de bu konuyla ilgili olarak okunabilir. Tabi buna ilaveten çok sayıda ayetler de söylenebilir. Bunları da siz kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Bu ayetle ilgili yapmamız gereken şöyle bir şey. İlgili ayetlerden yola çıkarak az evvel okuduğumuz Rahman'ın gerçek kullarının kimler olduğunu birisine anlatmaya çalışalım. İşte biz gerçekten Rahman'ın kulu olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Bu ayetlerden yola çıkarak kendimizi tartabiliriz. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.